Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Nici Adel ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu hayatımızdan bir gün. Söz vermiştim. Eğer 2000 abone olursak saçımı keseceğim demiştim. Şimdi onun var. Değerli izleyicilerim, hiçbir zaman yani görmek istemedim ki normal bir günümüzü çekmeyeceğiz. Böyle mutlu olduğumuz günleri, yani çok ara sıra gelebilecek şeyler. Bu videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemelisiniz çünkü sizin beklediğiniz ya da hiç beklemediğiniz şeyler olabilecek bu videoda. Kanalımız geçtikçe büyüyor ve geçtikçe sevenler büyüdükçe nefret edenler de büyüyor ve nefret edenler kendisini direkt belirtiyor. Video attığımızda direkt dislike atıyor. Tabii ki dislike hiçbir video şeyi bozmaz ama illaki siz bizi severek izliyorsanız like atmayı unutmayın. Bunu çok söylemem ama mecburuz artık, yapacak bir şey yok. Evet, normal insan normalde ne yapar? Sabah kalkar. Biz biraz daha erken kalkıyoruz. Hafta içi olsun. Belki hafta sonu da videolar yetiştirmemiz için erken kalkmaya çalışırız. Evet, kahvaltı yaparken ise Rus kahvaltıları çok, yani aslında Türk kahvaltıları evimizde çok yenilmiyor. Çünkü annemle babamlar çok yakın değil. Biz tabii ki alışkınız. Annem genellikle Rus kahvaltısı yapıyor. Biz olunca işte bir kahvaltılık olunca biz de Türk kahvaltısı seriyoruz. Öyle yiyoruz. Ama genellikle tabii ki ne veriyorlarsa önümüze onu yemeye çalışıyoruz. Çünkü en güzeli o. Evet, burada da mesela tavuk var. Kahvaltıda tavuk yenilir mi? Yenilir. Değerli izleyicilerim, yaklaşık Erzurum'a gelelimiz neredeyse bir yıl oldu ama biz hiç gezmedik. Hatta çok nadir bile dışarı çıkıyoruz. Malum hem karantina var ama karantina olmasa da başka şeyler var. İşler, işte çalıştığımız şeyler var. Tabii ki Erzurum'da hiç arkadaşımız yok bizim. Biz kardeş takılıyoruz. Ve işte yolcumuza gitmeden önce sizlere söz vermiştim. Eğer 2000 abone olursak saçımı keseceğim demiştim. Şimdi onun vakti geldi arkadaşlar. Herkes bakıyor. Biz saçımızı kestireceğiz. Ben insanlardan utanıyorum, bilmiyorum neden. Ya konuştukça konuşurum da işte utanıyorum. İnsanlardan utanıyorum ondan dolayı. Zaten yaklaşık en son 2 sene önce kuaföre gitmiştim. Öyle İbrahim falan saçımı tıraş etmişti. O kendisi kameraman. Evet. 2 sene sonradan yine kuaföre gidiyorum. Orada Rus taklidi yapacağım çünkü ben konuşmak istemiyorum. İbrahim her şeyi konuşacak. Her zamanki yaptığı gibi. Hadi bakalım ne olacak saçıma. Oba. Arkadaşlar şu an otogardayız. Gördüğünüz gibi Erzurum. Her zamanki gibi soğuk. Evet, saçımı kestirdim. Bilmediğim gibi yaptığım için İbrahim saçımı bayağı bozdular. Onu da ilerideki zamanda göreceksiniz muhtemelen. Evet, şu an yolcuya çıkıyoruz. Bazı konuları konuşalım isterseniz. Kısacası bölümlerin ne zaman gelecek ya da devam edecek mi bu yolculuk esnasında? Gelmeyecek çünkü daha fikir öğreteceğiz ve evimize döndüğümüzde kısacası bölümlerin devamı gelecek ve taklitlerin... Üç günde bir, değil mi? 3 günde bir patlama yapacağız. Ondan başka video İstanbul zamanında vlog gibi videolar çekilecek. Umarım beğenirsiniz. Umarım saçımı da beğenirsiniz ama beğenmeyecek birisiniz gibi. İleride görürsünüz saçımı. Hiçbir zaman... Yani görmek istemediğim kişiyi İstanbul'da görüyorum maalesef. Diye geldi Erzurum'da. Sen niye geldin yanımıza? Lan yapıyorum. Oğlum İstanbul ne büyük şehir. Sen niye yanımıza geldin? Yüzümüzden anladığınıza göre daha önce kalktık. Bu İstanbul'daki ikinci günümüz. Yani dün otobüse geldik, şu an ikinci günümüz. Kaldığımız yerde... Bir yıl önce buradan ayrıldığım bir ev. Yani bizim eskiden kira tuttuğumuz bir evdi.
Şu an burada babamın bir tanıdığı kalıyor. Biz bir izin aldık. Burada şu an kalıyoruz. Birazdan bu evi de gösteririm size. Öyle işte. Yolculuk güzel geçti ama otobüs her türlü yoruyor çünkü yani uyuyamıyorsun falan. Zaten yüzümden belli. Ama her türlü bize misafir gibi baktılar. Çünkü benim patronum dedi ki bunlar bizim misafirimiz, bunlara şöyle böyle güzel bakın diye. Ve güzel baktılar bize. İşte her yerde durdururken yemek yediler falan, gelin bizim yanımıza falan. Güzel baktılar. Yani çocuk gibi olduk ama böyle işte. Bir yerini gösterelim size, belki çok merak etmişsinizdir. Bu arada arkadaşlar, saçımla alakalı hiçbir şey söylemedim. Evet. Saçımı böyle kestirdim. Aslında ben öyle kestirmek istemiyordum. Ben zaten belki o videoda söylemişimdir. İbo, ben yabancı olacağım. Ben konuşmak istemiyorum. Ben utanıyorum. Sen anlat. İbo da anlattı. Adam öyle yanlış kesti ama bilmiyorum, her türlü bir gün bana bunu yakıştıracaksınız. Bilmiyorum, ben de yakıştıracağım da ben şu an sizin gibi belki kendime yakıştırmadım bu saçı. Şöyle bir şey oldu işte. Yakışmadı. Ya zaten bir daha uzayacak yalnız. Çok da sıkıntı etmeye gerek yok. Hep hayatımda böyle oldu. Saçımı istediğim şekilde hiçbir zaman kestim. Şöyle bir evimiz var. Çok eskiden beni Instagram'da belki takip edenler bu evi ancak bilir. Bu adamı ben tam olarak belki 2 sene falan tanıyorum ama restan olduğunu bilmiyormuşum. Burada bir sürü baktım geldim de bir sürü şeyler varmış, resimler yapmış. Kendisi çizmiş. Ve hepsinin ayrı bir manaları var. Burada o yazmış. Vay be. Bu da işte böyle güzellik bir şey. Bu da çiçek. Evet. Arkadaşlar, bu da Mami, belki eski videoları izleyen tanımıştır. Muhammed her zaman saat bakın. Saat 12'ye geliyor ama hala Muhammed uyuyor. Ben bile ondan erken kalktım. İşte oğlum halde. Bu adam bir manasını anlatmıştı ama hayatı belirtiyor herhalde burada. Burası da böyle. Bu da ben. Evet. Bak, bu da bir manası var. Bu şey, bu insan yani biziz. Yani her türlü sıkıntı geldiğinde bu işte soba, neyse artık, bu ışığı veren insan dayanması lazımmış bütün sıkıntılara. Güzel bir fotoğraf bence. Bayağı başarılı. Belki anlayan anlamıştı zaten direkt. Ben tamamını anlatamamış olabilirim. Evet, bugünkü planımız da bir dışarı çıkacağız. Biraz gezeceğiz. Çünkü İstanbul'da zaten söylemiştim ben. İstanbul'a, Erzurum'a gittiğimizden beri hiç bir yeri gezmedik. Sadece antrenmana çıktık. Son zamanlar, son aylarda sadece hafta sonu ne yapıyorduk? Sizler için güzel bir içerik çıkarmaya çalışıyorduk. Onları öğretiyorduk, onları seslendiriyorduk, editliyorduk. Onları yapıyorduk ama her türlü sizler için uğraştık. Yine de iyi ki varsınız. Ama şu an gezme vakti ve onları da çekeceğiz biz. Bunları çekeceğiz. Hafta içi de çalıştığım için bir şeyler çekemiyoruz. Evet. Yeah.
Hadi gel seninle geçmişi unutalım baba. Hayır şimdi. Mantık iyi. Arkadaşlar genellikle günümüz Erzurum'dayken tam olarak böyle geçiyordu. Tabii orada sallanacak yoktu ve orada dışarı hiç zaten hiç çıkmıyorduk. Ama Beylikdüzü'nde de böyle eğlenceli geçiyor. Aslında çok da hiç eğlenceli değil. Ama abi kardeş olduğumuz için sadece böyle normalde ya kavga ediyoruz ya da bomboş bir şeyler yapıyoruz. Umarım siz de bizi izlerken sıkılmıyorsunuz. Ama sıkılıyorsunuz. Daha, yani abiler, abiler, ablalar, dostlarım ve izleyicilerim. Diyecek tek şeyim var. Biz misal neye başlarsak ilk başta profesyonel yapamıyoruz. Böyle eğlenceli çok yapamıyoruz. Ama daha sonra da kendimizi geliştiriyoruz. Ve İstanbul'da ve yolculukta olduğum müddetçe bunun gibi videolar çekilecek. Ama bir dahaki videoda daha profesyonel olacağız. Evet. Arkadaşlar bence bu videonun sonuna gelelim. Bunun ikinci bölümü ve belki de üçüncü bölümü de gelecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. Buraya izlediğiniz için Muhammed'in kanalına, Rus Mami'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Buraya zaten ekrana çıkar. Bu kadar. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın.